Kudüs'ü imariyle ilgili çıktığım hayalim Reşat abinin telefonuyla Afrika'ya dönüştü ve bu benim için bir yani mucizeydi, hani bir lütuftu aslında. Çünkü biz kul kadar düşünüyoruz ve kul kadar görüyoruz ama hani Allah senden daha büyük ve daha büyük planları var. Büyüyünce her ne yapacaksam yetimler için yapmak istiyorum niyetim böyle gerçekleşmiş oldu ve gördüklerinde çok şaşırdılar. Şey gibi düşün, hani bizim için çok normal ama ilk defa kendini fotoğrafta basılı bir şekilde görüyor ve çok mutlu oluyor. Diyor ki ben de kalabilir mi? Hani bizim için çok küçük olan detaylar onlar için, onların dünyalarında çok büyük şeylere tekabül ediyor. Ben Dilara Karasakız, Kahramanmaraş'ta doğdum. Lise ve üniversitemi İstanbul'da okudum ve mimar oldum. Şu anda da aktif bir şekilde mimarlık ofisinde çalışmaktayım, mimarlık yapmaktayım. Aslında iki seçenek vardı. Ya doktor olup güzel bir şeyler yapmak ya da mimar olup bir şeyleri değiştirmek, gidişata müdahale etmekti ve dünyayı güzelleştirmekti. Yani iki seçenekten biriydi ve ağır basan da mimarlık oldu. Maraş küçük bir şehir ve küçük bir şehir olduğu için de Maraş'ın bütün neredeyse yetim aileleri işte yardıma muhtaç, sadece yetim olması da geçerli değil. Yardıma muhtaç ve hani dokunulması gereken ne kadar aile varsa küçüklüğümden beri ailem ve çevremle birlikte hep o ortamlardaydık ve onlarla birlikteydik, iç içeydik. Yazları eğitimler, işte kışları rutin ziyaretlerle birlikte sürekli bu sürecin içindeydik aslında ailecek. İşte iftarlarımız, Ramazanlarımız yetimsiz geçmezdi. Yemeklerimizi alıp onların sofrasına giderdik ya da biz onları misafir ederdik ya da toplu organizasyonlar düzenlerdik. Aynı zamanda hem sevgi evlerine hem yurtlara giderdik, programlar yapardık ve o zamanlarda aslında onların ayrıcalıklı olduğunu fark edip hatta imrenirdik onlara. Çünkü görürdük ve şahit olurduk nasıl rahmet akıyor onlara. Yani bakıyorum bütün insanlar onlar için seferber oluyor, bir şeyler yapılıyor sürekli onlar için. Dedim ki ben de hani küçükken, evet ileride bir şey yapacaksan bu yetimler için olmalı. İyiliğe ihtiyacı olan herkes için olmalı diye yola çıktım. İkiz kızları olan ve yaklaşık işte 5 kişilik ailesi olan bir yetim ailemiz vardı sürekli ziyarete gittiğimiz. Onlarla iç içeydik biz, sürekli ziyaretlerimizi ederdik. Böyle hani ilgiler, onlarla kurulan özel temas, gözümüzün önünde onlara başka insanlar tarafından böyle yapılan küçük dokunuşlar, müdahaleler hayatlarına. Annelerinin kanser mücadelesi. Bütün bu süreci aslında görüp dönüp kendi hayatıma baktığımda hani böyle gerçekten seçilmiş ve ayrıcalıklı kimseler olarak hayatımızı devam ettirdiğimizi görüyordum. Bu hayatlara şahit olmak bir şey gerektiriyor yanında. Yüklenen sorumluluk, o kafamda oluşan soru işareti de hani gelecek planlamamın aslında kariyer ya da işte mertebe değil de dünyayı güzelleştirmek ve büyük tablodaki boşluğu hakkıyla doldurabilmek vazifesini üstlendi. Daha sonra. O zamanlar 2008 mi 2007 idi sanırım. Daha bu Dünya Yetimler Haftası'nın daha yeni İHA tarafından düzenlendiği ilk senelerdi. Böyle yetimler şehir şehir dolaştırılıyordu İstanbul'dan başlayıp. Biz de küçük şehirdeyiz, Kahramanmaraş'tayız. Biz de Maraş'tan merkez Kayseri'de olmuştu o zaman. Kayseri'ye gitmiştik ve ilk defa dünyanın her yerinden farklı ırklarda, farklı renklerde çocuklarla birlikte ve orada kranlarımla birlikteydim. Ve orada ben Reşat abiyle konuştuğumuzda işte Reşat abinin üzerine çocuklar tırmanıyordu. Biz oynuyorduk birlikte Reşat abiyle. Burada dedim ki ben hani büyüyünce bir şey yapacağım ve bu onlar için olacak. Yani ilk etapta baktığında birilerinin hayatını kurtarmak ancak hani doktor olarak ya da işte hemşire ya da sağlık çalışanı olarak görünüyordu ve benim de aslında ilk adımım o şekildeydi. Hani Afrika olur işte ya da nereye ihtiyaç varsa oradaki yerlere gidip bir şeyler yapmaktı. Ben de dedim ki hani bunu ileride bir mesleğim olacak ve ben onu o şekilde onlara yardım edeceğim. Reşat abi işte yıllar sonra bana bu duamı tekrar hatırlatıp bir projeyle gelene kadar dedim ki benim gerçekten bir duam varmış ve hani duamın vakti varmış, zamanı varmış ki aslında bir şeyler, mimar olarak bir şeyler yapabileceğimi Reşat abinin telefonuyla fark ettim. Kudüs'ü imariyle ilgili çıktığım hayalim Reşat abinin telefonuyla Afrika'ya dönüştü ve bu benim için bir yani mucizeydi, hani bir lütuftu aslında. Çünkü biz kul kadar düşünüyoruz ve kul kadar görüyoruz. Ama hani Allah senden daha büyük ve daha büyük planları var. Ne kadar böyle bakış açımın hani kısıtlı ve dar olduğunu o zaman fark ettim. Oraya giderek aslında hani sadece bir
Türkiye ölçeğinde baktığında çok küçük ve çok basit bir proje olması ama Afrika ölçeğinde o yetimhanedeki kızlara gözüyle baktığımızda dünyanın öbür ucundan bir insan geliyor ve senin için bir şeyler yapıyor. Hani aslında bunu fark etmeleri bile benim için hani duamın kabul olmasına gerçekten çok önemli bir nokta oldu. Oradaki hani yetimler için bir şey yapacağım. Büyüyünce her ne yapacaksam yetimler için yapmak istiyorum niyetim böyle gerçekleşmiş oldu ve süreçte aslında sadece o kızlara yani oradaki kızçeler için değil hani kendim için de bir şeyler yaptığım aslında kendi yolculuğumda bir şeylerin değiştiğine de şahit oldum. İnsan duaları birçok farklı duaya ve yollara açıyor. Şimdi biz bilinmezliğe gittik aslında. Gitme sürecinde zaten birçok böyle gitme tepkileriyle karşılaştım. Hatta gitmeden önce bana iş teklif eden, demi duyunca işte ne kadar süre kalacaksın, işte o kadar kaldığın süre sana maaşını vereyim, gel benim şantiyemde çalış, işte ya da işte bir proje var onda ilgilenir misin diye. Hani bana iş teklifi bile edenler oldu. Orası çok tehlikeli, orada şartlar çok zor, yapamazsın. İşte Afrika, oradaki işçiler seni yorarlar ya da güvenli değil, işte hem can hem mal anlamında güvenli bir ortam değil diye bir sürü ketler vuruldu aslında önüme. Ben yine de hani elhamdülillah yok dedim gideceğim. Gitmeden önce işte çalışmalar yaptık. Orada arkadaşlardan veriler istedik. Ön bir tasarım projesi, konsept projesi hazırladık. Ve kız yetimhanesi çok hassas. Aslında sıradan bir yetimhane değil. Ve o kızların hani dünyası o kadar, yetimhane kadar. Ve sen o dünyayı güzelleştirmek zorundasın aslında. Onların dünyası o kampüs kadar. O yetimhanedeki o odaları, ki odaları bile yok. O yatakhanesinin, o yatağının olduğu sınır kadar yani dünyası. Baktık ve gözlemlemeler yaptık. Hani uzaktan gerçekten öyle olmuyor. Yani dışarıdan bir gözlemci her ne kadar çok iyi anlasa ve benimsediğini düşünse de oraya gidip orada yaşamadan, şahit olmadan orayı özgün, o şartları kurtaracak çözümler üretemiyor. Biz de gözlem yaparak işte benim tasarladığım o yürüyüş yollarını, işte belli tasarımları, hani onların ihtiyacı olduğunu düşündüğüm noktaları tamamen değiştiğini gördük. Yani hani süreç bir daha devam etti. Yeniden başladı orada. Orası işte yağışlı bir bölge olduğu için zemin tamamen çamur. Kızların bulunduğu mevcut konumdan ulaşabilecekleri, ulaşmak istedikleri yerlere sağlıklı bir şekilde yürümeleri gerekiyor. 6 ay boyunca yağış zamanında bir hafta boyunca yağmur yağdığını düşünün. Hiç durmadan aralıksız. Dışarıda açık alanda hayat sıfır ve o havasız hani dar mekanlarda kalmak zorunda kalıyorlar. İşte 30 kız, 40 kız, 50 kız bir arada ve o yürüyüş yollarını yapma kararı aldık. Çimento ve çakılın olduğu bir yürüyüş parkurlarına dönüştürdük. Modüller yaptık ve o modüllerle yürüyüş alanlarını tamamladık. Daha sonra o yürüyüş alanları da aslında hani yağış olduğu zamanla arada çakıllar sayesinde hani toprağın zeminde göllendirme hani oluşturmadan, birikinti yapmadan aşağı toprağa, zemine inebileceği bir sistem yaptık. Ve bu süreçte işçilerle birlikte yani çok verimli, çok aslında güzel bir süreç geçirdik. Çünkü ben gitmeden önce hep Afrikalıların çok tembel, işte çok böyle daha rahat, relax insanlar olduğundan bahsetmişlerdi ama inandıkları ve hani bu işi gerçekten bu kişi ne yapıyor diye sorguladıkları an aslında değiştiğini fark ettim. Hani oradaki öğrenilmiş çaresizliğin aslında değiştirilebileceğini fark ettik. İlk işim mesela şey oldu, bizim günlük işçiler tuttuk, ustalar tuttuk. Onların fotoğraflarını çekip bir albüm oluşturdum ve dedim ki altına da yazdım, siz bizim kahramanlarımızsınız. Hani bu yetimhanede hani burada bir iş yapılıyor ve bu işin şeyi, kahramanları siz olacaksınız diye. Ve gördüklerinde çok şaşırdılar. Şey gibi düşün, hani bizim için çok normal ama ilk defa kendini fotoğrafta basılı bir şekilde görüyor ve çok mutlu oluyor. Diyor ki ben de kalabilir mi? Bizim için çok küçük olan detaylar onlar için, onların dünyalarında çok büyük şeylere tekabül ediyor. O şekilde yürüyüş yollarıyla başladık. Daha sonra oyun alanlarını, kocaman devasa bir bahçemiz vardı. Hani çok iyi bir imkan, potansiyeli çok iyi ama bunun iyi kanalize edilmesi gerekiyor. Bu bahçeyi nasıl değerlendirebiliriz? Önce böl parçala yöntemiyle biraz daha tanımlı alanlar oluşturmaya çalıştık. Bordürlerle oyun mekanlarını sınırladık ve hani nerede top oynayabilirler, işte nerede parkta eğlenebilirler plastik şeylerle, nerede daha böyle işte sakin oturup dinlenebilecekleri alanlar diye sınır bordürlerini yapmaya karar
karar verdik. Yanı sıra en önemli problem açık alanda çocukların çok güneş %96 nem oranının altında çocuklar oyun oynayamıyorlar. Çocukların yağmur yağarken de kullanabilecekleri, vakit geçirebilecekleri bir alan nasıl üretiriz diye bir workshop alanı, atölye alanı yapalım dedik. Ve orayı yapar yapmaz daha çocuklar orada oturup ders çalışmaya başladılar. Onların sınav haftasıymış. Böyle oturdular ve mutlular. Çünkü öğlen normalde dışarı bile çıkmayacakları vakitte onlar artık bahçedeler ve temiz hava alıyorlar. Hani böyle bir aslında bizim için çok küçük. Yani Türkiye ölçeğinde de çok minik bir dokunuş ama onların gerçekten hayatına ve süreçlerine çok büyük değişiklikler ve katkılar sağladığını gördüm yani. Çocuklardan hayallerindeki oyun parkı nasıl diye bir çalışma yapmalarını istedim. Herkes resim çizdi. İşte resim çizdiler ve kendi küçük kısa öykülerini yazdılar. Ve baktığımda bütün resimlerde işte top oyunları. Hani asla böyle oyun alanları değil, tamamen bizim için çok sıradan olan voleybol alanı, işte basket sahası, işte futbol alanı. Ve bunlar yani top zıplatabileceğin alanlar. Ama onlar top zıplatamıyor çünkü toprak, zemin yumuşak ve asla topla ilgili herhangi bir oyunu oynayamıyorlar. Türkiye'den inşallah göndereceğimiz zemin sert boyamaları proje hala devam ettiği için gidecek inşallah ve orası da tamamlanmış olacak. Çamaşır kültürleri onların çok farklı bizden. Bizde çamaşır yıkandığında temizdir ve asla hani bir yere değmez. Balkonda bile hani hiçbir yere değdirmeyiz ki kirlenmesin ama onlar yere sererek 5 dakikada kurutuyorlar ve bu hem hijyenik olmuyor hem kendi sağlıkları açısından sıkıntılı bir durum. Biz de onlara bir ahşap kaygas sistemi kurarak dedik ki hani ipler gererek burası bunların çamaşırlı olsun. Çünkü normal sadece düz bir ip gerdiğin zaman bu kullanışlı ve fonksiyonel olmuyor. Böyle bir kurutma alanı yaptık ve çok şaşırdılar. Böyle bir şeyin durum tespitinin farkında da değiller. O kadar alışmışlar ki kendi düzenlerine. Yine bizim için çok normal ve sıradan olan oturma elemanları onların hiç yok. Yani bahçede oturamıyorlar. Sadece böyle binaların kenarlarına hani oturabiliyorlar. Size dedik hani bahçe mobilyaları olmalı. Ve o kısçeler o yarı açık mekanda üstü kapatılmış ama bahçede oldukları, hem yağmurdan korundukları ama yine bahçede oldukları, aynı zamanda oturup ders çalışabildikleri, çünkü masaları ve sandalyeleri, tabureleri var artık. O mekanda şimdi çok şükür ders çalışıyorlar, mutlular, oyun oynuyorlar. Sert zeminlerinde yine bizim yani geçip giderken bile tenezzül etmeyeceğimiz o sert zemin, yani hani şey beton zemin, onlar için aslında ne kadar mutluluk kaynağı olduğunu, oynarken işte böyle cıvıl cıvıl açmaları, yani gerçekten bir şeylerin aslında onlar için küçük değil, onların dünyaları için birçok şey ifade ettiğini orada görmüş oldum. Yani yokun olmadı, yok bile yok yani aslında orada. Fikir olarak da yok. Belki fiziki anlamda temin edilebilir ama fikir olarak olmadığı için maalesef böyle dönüştürülemiyor. Son olarak da bu cephe boyası, işte kendi yatakhanelerinin olduğu yerleri dedik bir canlandıralım, neşelendirelim. Böyle ne yapsak, hangi renk olsa, ki büyük bir sorunsaldır renk sorunsal. Hani bir de kızlar işte zor beğenirler hangi renk olacak. Biz de dedik ki madem öyle böyle biraz çaprazlar atalım, farklı hareketli bir şey olsun ve rengarenk bir duvar olsun. Ve onu da kendi isteklerine göre bu bölüm hangi renk olsun diye, işte şurasının ne renk olsun diye kendi işte seçtiğimiz renklerle kızların tercihine bırakaraktan duvarlarımızı da birlikte boyadık. Çiçeklerimizi de birlikte ektik ki çiçek ve meyve ağacı en önemlisi. 2 yılda orası yani büyüyebiliyor bütün fideler. Ve çiçekleri ekerken de dedi ki bu bizim hani hayal ağacımız, hani duamızın ağacı olsun. Bir hayalimiz vardı ve bu hayal gerçek oldu. Onların altında dinlenebileceği, rahatça ileride meyvelerini yiyebilecekleri, mango ağaçlarının altında işte kasava liflerle birlikte böyle oturacakları güzel mekanlar yapmaya çalıştık. Reşat abi bana telefon açana kadar Afrika için bir şeyler yapabileceğimi ve mesleğimle yapabileceğimi farkında değildim. Ve anladım ki hani bu zamana kadar aslında bir sürü proje yapıp ülkeler özelinde, coğrafyalar özelinde onların kendi bireysel ihtiyaçlarına yönelik hani daha biricik oluyor sonuçta. Bir Asya ile Afrika'nın ihtiyaçları tamamen farklı oluyor. Buna yönelik aslında çalışmalar yapabileceğimi ne kadar geç fark ettiğime hem üzüldüm hem sevindim. Hani hem de gerçekleştiği için çok şükür proje. Çünkü ben gidene kadar aslında orada yokun yok olduğunu farkında değildim. Yaşayınca ve şahit olunca insan gerçekten yoku görüyor. Aslında gerçekten insanlar kendi meslekleriyle de bir şeyler yapabilirler, bir şeyleri değiştirebilirler. Çünkü insanların karnını doyurmak sadece bir yere kadar yetiyor. Ama onlara bir ufuk açmak, bir pencere açmak, yaşamlarını, o hayat kalitelerini, bakış açılarını, onların geliş sömürgecilikten itibaren hani o onlara öğretilmiş, benimsetilmiş yaşam sürecini nasıl değiştirebiliriz? Yani
buna farkındalık oluşturarak, bir soru işareti bırakarak kafalarında aslında. Bu bile herkesin kendi alanında yapması gereken çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Bu sebeple hani illa mimar ya da tasarımcı olmaya da gerek olduğunu düşünmüyorum. Kim ne yapıyorsa onunla ilgili ne yapabilirim? Dünyada bir şeyleri nasıl değiştirebilirim ve dünyayı daha güzel nasıl yaparım? Bu soruyu ben Turgut Cansever rahmetli üstadımız mimar kendisi ondan bize yadigardır. Bu soruyla yola çıktığın zaman mesleğin ne olursa olsun, istersen doktor, istersen mimar, istersen fizyoterapist, istersen ergoterapist ol, bir şeyler yapabileceğini farkına varıyorsun. Her türlü karın doyurulabilir, açlık giderilir ama o yaşam standartlarını ve bakış açılarını hayata, ya böyle bir şey de olabilirmiş, aslında biz şöyle de yaşayabilirmişiz gibi pratik çözümleri, çünkü onları asla yargılayamayız ve yadırgayamayız da. Çünkü onların 100 yıllık gelen bir sömürge anlayışları ve yaşayış biçimleri var. Biz bir hayali ortakladık oradaki Afrika'daki yetim öğrencilerle ve bu kabul olunmuş bir duaydı gerçekten, çok şükür. Umarım daha birçok dualarımız ve daha doğrusu edemediğimiz dualar ve önümüze hani gelir ve onları gerçeklemek için ve mesleğimizin, uzmanlığımızın hakkını verebilmek için sadece Türkiye şartlarında değil, farklı boyutlarda da, farklı dünyalara da ulaşabilmek ve hayatlarına dokunabilmek için. Çünkü hayal kurmayı bile bilmiyorlar. Yani ben diyorum ki hayalin ne, sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Hiç cevap vermiyorlar. Bilmiyorlar çünkü. Yani tanışmamışlar. Hayal kurabileceklerinin farkında değiller. Hikayelerine kahraman bekliyorlar. Bu kahraman aslında kendileri olabilirler. Çünkü Louis Kahn vardır mimar. Kendisi Hindistan'da ve Pakistan'da yaptığı projelerde belgeselini yaptıklarında, burayı kim yaptı diye sorduklarında, oradaki yereldeki çocukların benim babam yaptı geri dönüşüyle gerçekten aslında çok büyük bir şey başardığını fark ediyor. Gerçekten hani kahramanlar olabiliriz. Hem kendi ülkemizin hem de kendi hayatımızın.